İyi akşamlar Hatayspor'un Güzide taraftarları. Hem Hatay'da hem Hatay dışında Hataylı olup da Hatayspor'a gönül vermiş. Aynı zamanda 2 yıldır bütün Türkiye'de herkesin taraftar, tarafsız taraflı gönlünü kazanmış Hatayspor'a gönül verenler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Biraz önce teknik nedenlerden ve internetin çekme işinden dolayı aralıklı bir yayın yaptık. O yüzden sil baştan yapıyoruz. Tesislerimizdeyiz. Hatayspor tesislerinde. Ana sponsorumuz İbrahim Seyfettinoğlu var. Kaptanlarımız var. 3 haftadır stoper oynayamayıp ama santrafora gelince kafa gollarıyla Hatayspor'a hayat veren Soner Ördeğimiz var. Başkanımız ve başkan vekilimiz var. Ama bugün tribünlerde Hatayspor gol atana kadar stresten yerinde duramayan ama gol attıktan sonra da yerde sehpa bırakmayan Aydın Bey'le, Sayın Aydın Toksöz'le, başkan vekilimizle başlamak istiyorum. Sevgili Toksöz, bugünkü maçtaki o sehpanın parasını verecek mi? Sayın milletvekilinin gözlüğünü kırdın, güneş gözlüğünü. Herhalde Ray-Ban'dı, o da biraz tuzluya patlar gibi. Bugünkü maç sonu bu yüzden de mutluyuz. O kırılan sehpa olsun, kırılan gözlükler olsun. Onlar mutlaka telafi edilir ama mağlubiyetimiz telafi edilmezdi. Bizim bugün aldığımız maçımızın sonucu tabii bizim şampiyonluğumuzu ilan etmemize yetmiyor. Önümüzde bir şampiyonluk için bir adım daha var. İnşallah pazar günkü maçımızı da alıp Adana'dan buraya şampiyonluk kupasını Hatay'a getireceğiz. Bu yüzden bugün bize hem dışarıdan destek veren, dün yanımıza gelip bizleri konuk ettiğimiz taraftarlarımızı da teşekkür ediyoruz hepsine. Bütün teknik kadromuza, futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Tabii bugün önemli bir gündü. Yanımızda tabii diğer kaptanımız ve stoperimiz ama gollerle bizi mutlu eden forvetimiz var. Başkanım herhalde ona sözü verecek. Ben tekrar size teşekkür ederek sözü veriyorum efendim. Teşekkürler. Her ne kadar kendisine stoperde yer bulamayıp yedek bıraksa hocalar ama son anda çıkartıp santrafor mevkiinde Hatayspor'a büyük katkılar sağlayan sevgili Soner'e veriyoruz. Herhalde stoperleri keser bundan sonra. Yani santrafor bu kadar oynayınca kendi mevkisinde neler yapmaz Soner? Soner'e ben mikrofonu veriyorum. Sevgili Soner, düşüncelerin nedir? Haftaya ne bekliyor bizi? Bugünkü düşüncen nedir? Başkanım, bugün çok zor bir maç oynadık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Hava çok sıcaktı. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bursa Spor dün kazanmıştı. Devre arası Erzurum 2-0 öndeydi. Bizim de kazanmaktan başka çaremiz yoktu. 2 yıldır biz Süper Lig'e çıkmak için uğraşıyoruz. Bu maçta olmazsa olmazdı yani. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah haftaya da ben tüm takıma, tüm ekibe güveniyorum. Adana'dan galip gelip Hatay halkına şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz. Soner'e teşekkür ediyoruz. Şimdi 5 yıldır kıdemli kademeli Hatayspor'un kahrını çeken, habire burada gol atamıyor belki fazla ama penaltılarda gol atıyor. Herhalde 3 çocuğun ikisi burada oldu. Kaptan. Evet. 3 çocuğun ikisi burada oldu. Allah bağışlasın. 2 olan bir kız mı? Evet. İnşallah bugün de Hatayspor galip geldi. Haftaya bir oğlumuz daha olacak. Kupamız olacak. Biz kaptanı ve bütün arkadaşlarımızı, futbolcularımızı seviyoruz ama kaptan gerçekten zaman zaman bizleri bile idare etmek zorunda kalıyor. Ben kaptana veriyorum mikrofonu. Ne diyorsun kaptan? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Dün otelin önünde ve bugün stadyumun önünde bizi karşılayan, bize desteklerini gösteren, hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımıza da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok zor bir maç oynandı bugün. Biz çok hedef bir takımız. Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. O yüzden bizim maçlarımız her takımdan daha zor geçen maçlar oluyor. Son dakikada da olsa kazanmasını bildik. Bizim için bugün önemli olan 3 puandı. Maçı da erken de koparabildik. Taraftarlarımızı biraz üzmüş, sıkıntıya sokmuş olabiliriz ama sonunda hep beraber sevindik. Bu vesileyle bizlerden dualarını esirgemeyen, bizlere her zaman destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
Siz bu kulübü aldığınızdan beri Hatayspor hiç duraklamadı bile. Hep yukarıda tırmanmaya devam ediyor. İnşallah da bunu sürdüreceğiz. Haftaya da şampiyonluk maçımız var. İnşallah oradan 3 puanla dönüp bu güzel şehri Süper Lig'e armağan etmek istiyoruz başkanım. Mesut'a teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen sol tarafımda bizi bugüne kadar hiç yalnız bırakmayan Hatayspor'un elektrik faturası ödenemediği günlerde cebinden elektrik faturası için ta Ankara'dan para yollayan ve ana sponsorumuz Sayın İbrahim Seyfettinoğlu'na da söz vermek istiyorum. Ama bir de şunu söylemek istiyorum. Biz bugüne kadar onlarla geldik. Bundan sonraki süreçte de ana sponsor olarak daha güçlü bir şekilde bizimle birlikte devam etmelerini istiyoruz. Çünkü biz yol yürüdüklerimizi yolda bulacaklarımız da değişmek istemiyoruz. Biliyoruz bu son aylarda ekonomi iyi değil. Oteller kapalı, inşaatlar durmuş ama onun durmayan bir kalbi var. Hatay Spor sevgisi var. Ben hem bugüne kadarki Hatay Spor'a desteklerinden dolayı hem şahsı hem şirket olarak teşekkür ediyorum. Ama iki haftadır günübirlik gelip Hatay Spor'a destek verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani sadece sponsor değil, en az benim kadar, sizler kadar Hatay Spor taraftarı olan İbrahim Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Öncelikle tüm Hatay spor severlere ve tüm Hataylılara, bir de Hatay'ı sevenlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben bu maçın sonucundan beri Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Hatay'la hiç ilgisi olmayan onlarca arkadaşımdan tebrik mesajları aldım. Çok keyifli bir şey bu hakikaten. Başkanım sağ olsun teveccühü gösteriyor. Tabii ki ben bir hemşeri olarak, Hataylı biri olarak gücümün yettiğince, olanaklarım yettiğince maddi desteğimi de, manevi desteğimi de hiçbir zaman esirgemedim. Bundan sonra da esirgemeyeceğim. Ama ben burada çok önemli gördüğüm bir şeyi söylemek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir takım var ve çok iyi bir takım oluştu. Ama bu takım sadece sahada koşturan 11 kişiden ibaret değil. Bu tesiste çalışanlardan tutun, medya ilişkilerini yöneten arkadaşlarımız, yönetim özellikle gerçekten çok büyük fedakarlıklarla iş yaptı. Başkanın bu süreci çok iyi orkestra etmesinin de çok büyük etkisiyle bugün Hatay'da bana sorarsanız Türkiye'ye çok ciddi örnek olacak ki Hatay'a yakışan bir şeydir, Antakya'ya yakışan bir şeydir bu. Ben çok keyifle görüyorum ki son 5-6 haftadır tüm partilerin milletvekilleri de dahil olmak üzere Hatayspor'u daha çok sahip çıkıyorlar, maçlara geliyorlar. Her manada tüm ilçeleriyle, tüm kimlikleriyle, tüm siyasi görüşleriyle Hatayspor birleştirici bir unsur olmuş oldu tekrardan. Bu çok keyifli bir şey. Bu anlamda ben tüm Hatayspor takımına, yani Lütfü Başkan'ın başkanlığında tüm Hatayspor takımına ve buna katkısı olan maddi manevi önem değil, yüreğiyle, emeğiyle işte masa sandalye kırarak destek verenlerin tamamına teşekkür ediyorum. Eyvallah. İbrahim Bey teşekkür ederim. Geçen sene yarı final maçında playoff'ta çok talihsiz bir gol yiyen, geçen hafta da Boluspor sağ açığını sevindiren ama bunların dışında gerçekten de kalesinde devreşen bir kaptanımız var. İkinci kaptanımız var. Akın kardeşimize onun da duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Sevgili Akın, ne diyorsun? 4 yıldır Hatay'dasın. Hatay'ın ekmeğini yiyorsun, Hatay'a hizmet ediyorsun. Ne diyorsun bu konuda? Sende de bir evlat oldu burada. Evet. Yani hem bize kupa kazandırıyor, bu arada kendiler de kazanıyor yani. Sadece maddi değil, geleceklerini kurtaracak evlatlara sahip oluyorlar. Ben onları da tebrik ediyorum. Sevgili Akın, söz sende. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle başkanımın ve kaptanlarımın söylediği gibi dünyanın neresinde olursa olsun Hatay Spor'u destekleyen herkese bu galibiyet armağan olsun. İnşallah şampiyonluğu da onlara armağan edeceğiz. Çünkü onların duaları bizim için önemli. Maça gelince de Keçiören maçına, Bolu maçından sonra çok iyi hazırlandık. Hocalarım bize çok iyi analiz ettiler maçı, rakibimizi. Biz sabırlıydık. Golün geleceğini biliyorduk. Nitekim Soner kardeşim oyuna girip golü attı. Galip geldik. Çok mutluyum.
Buradan bütün yöneticilerime, Hatay Spor taraftarına, Hatay halkına, çalışanlara, bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Bir maçımız daha kaldı. Şampiyon olup Hatay'a dönmek istiyoruz Adana'dan. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi sevgili Aydın gibi sevgili Nihat da başkanımız, başkan vekilimiz. Karşımızda da yönetici arkadaşlarımız var. Tabii her ne kadar ön planda ben olsam da, Köroğlu gibi ben görünsem de Ayvaz ve diğer arkadaşların emeği çok fazla. Zaman zaman beni de ikna etmek zorunda kalıyorlar. Zaman zaman işte takımı, zaman zaman teknik ekibi, zaman zaman taraftarları. Yani aslına bakarsanız hep aradaya yiyen insanların başında gelen işte hem Nihat Bey hem Sayın Aydın Toksöz. Bunlara da teşekkür ederken bizim hem genel sekreterimiz olan hem de takıma her türlü destekte geri planda olmayıp hep ön planda olan Nihat'a sözü veriyorum. Hadi sevgili Nihat, ne diyorsun? Tüm Hataylı hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Ben öncelikle bize bu hedefi, inancı aşılayan ve bu başarının mimarı, baş mimarı olan Sayın Başkanım, Efsane Başkanım, Doçent Doktor Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir sezonu tamamlayacağız inşallah. Şampiyon olarak tamamlayacağız. Sezonun başında da ifade ettik şampiyon olmak, hedefimizin şampiyonluk olduğunu. Cefakar Hatay Spor taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Deplasman demeden, uzak demeden takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Basına teşekkür ediyorum. Hatay halkına teşekkür ediyorum. Değerli futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Onlar bugün buna şampiyonluğa inandıklarına bizi hissettirdiler. Bizler çok mutlu olduk bu galibiyette. İnşallah haftaya şampiyon olarak döneceğiz Hatay'a. Allah hayırlısını nasip etsin inşallah bizlere. Hayırlı akşamlar hocam. Şimdi aslında dün akşam dananın kuyruğu kopmuştu. Ben bu delikanlılarla bir özel toplantı yaptım. Kaptanlar başta olmak üzere futbolcularımızla. 5 yıldır gerçekten Hatay Spor'a çok emek veriyoruz. Ve 5 yıldır kaptanımız Mesut burada. Akın işte Soner 4 yıldır burada. Diğer arkadaşların 3-4 tanesi daha 4 yıldır burada. Tabii onlar bizim karakterimizi biliyor, ezberlemişler. Ama ben de onların karakterini biliyorum. Onlara akşam bir rest çektim. Dedim ki arkadaşlar, ya yarın öpüşürüz maçtan sonra ya bir daha hiç görüşmeyiz. Çünkü şunu söyleyeyim, Hatay'ın en az %95'i bu şampiyonluğu görmek istiyor. Hatay dışında Hatay'a gönül vermiş İbrahim Bey'in ifade ettiği gibi birçok dostumuz, spor severimiz, futbol severimiz Hatay Spor'un şampiyonluğunu bekliyor. Ve 5 yıldır müthiş bir emek var. Bu emeğin de en çok cefasını çeken futbolcu kardeşlerimiz. Ve biz belki hem cefayı çekiyoruz ama biraz da sefa sürüyoruz. Sonuç itibariyle yüze yüze kuyruğuna geldik. Deriyi tüm çıkartmak lazımdı. Deriyi tüm çıkartmak için de akşam onlarla bir hesaplaştık. Ben biraz risk adamıyım. Risk olmadan da risk olmayacağını bilirim. Yani bu kadar insan sevinmeyi beklerken takımın bütünüyle, teknik ekibiyle, futbolcularıyla, bütünüyle hepsi çok iyi konsantre olup bu maçı alması lazımdı. Zaten o konsantrasyon sonucu 90+3'te gol geldi. Ama tabii tarihsiz bir Boruspor maçı vardı. Tabii böyle oluyor bu işler. Yani Keçiören'in de kısmeti 90+6'da yemekmiş bizden iki defadır. 1-0, 1-0, 96'da oldu. Şimdi kalan iki maçımız var inşallah. Biz Erzincan'dan itibaren üstü açık otobüslerle bu gençlerimizi Erzincan'dan itibaren ta Antakya'ya kadar üstü açık otobüste getirmek istiyoruz. Ama üstü açık otobüste gelebilmeleri için Adana Spor'dan güzel bir galibiyetle dönmeleri lazım. Ondan sonra önümüzdeki yılda güzel bir hedefimiz olacak. Yani asansör takımı olmayacağız. Ama şunu bilmek lazım. Bu günlere kolay gelinmedi. Bu günlerin kıymetini bileceğiz. Hakkını vereceğiz. Gelecek içinde çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ve inanmışlarla yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ikna etme zorunluluğumuz yok. İkna ettiğimiz insanlar bizi yarı yolda bırakır. Ve inanan arkadaşlarımızla biz Barcelona ile
Hatay Spor'un futbol maçını izleyeceğiz. Hepinizi seviyoruz. Hatay Spor tesislerinden bütün spor severlere buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. İnananlar mutlaka kazanır diyoruz. Ve Barcelona'da oynayacağımızı düşünemeyenler bu yolda önüne bakıp başka tarafa gidebilirler. Bravo. Bravo. Bravo.